İstiklal Savaşı'nın ardından 10 Ekim 1925 tarihinde Manisa'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'yı onurlandırmasının 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kutlama programına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güvendere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Celal Bayır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Maske Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, İlçe Kaymakamları, ilçe belediye başkan yardımcıları, askeri Erkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Manisa Garı'nda yapılan törende temsili olarak Atatürk'ün Manisa'ya gelişinde kullandığı trenin istasyona yanaşmasıyla birlikte trendeki 3 kız 3 erkek öğrenci inerek ellerindeki Türk bayrağını Vali Mustafa Hakan Güvençer'e teslim etti. Temsili karşılamanın ardından öğrenciler ve protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej oluşturdu. Ellerinde Türk bayraklarıyla korteji selamlayan minik öğrenciler törene renk atarken vatandaşlar da korteji selamladı. Tören Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çölenk sunulmasıyla devam etti. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve siyasi partilerin çölenklerini anıta sunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 93. yıl dönümü vesilesiyle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan ebedi başkomutanımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş Savaşı sonrasında Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte işgalci Yunan'ın yakıp yıktığı Manisa, yaralarını sarmaya ve yeniden dirilmeye çalışıyordu. Vatan topraklarını karış karış gezen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, halkına moral oluyor, devlet yöneticilerine ülkenin yeniden inşası için engin dehasıyla destek veriyordu. Tarihi kaynaklarının ışığından hareket edecek olursak, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Manisa'mıza yaklaşık 5 kez teşrif etmişti. Her ne kadar Manisa'ya gelişi, ikinci gelişi olan 10 Ekim yani bugün 1925 tarihi dikkate alınsa da önderimiz 26 Ocak 1923, 16 Haziran 1926, 8-9 Nisan 1934 ve 22 Haziran 1934 tarihlerinde şehrimizi onurlandırmıştır. Başkan Ergün Atatürk'ün ülküsüne vurgu yaptı. Bu büyük dehanın Manisa'ya gelişini kutluyor olmamızın birçok sebebi var. Öncelikle bizlere kutsal Türk topraklarını emanet eden, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak muasır medeniyetler seviyesini işaret eden Büyük Önderimizin ülküsünü iyi anlamamız gerekiyor. Yakılıp yıkılan ve küllerinden doğan Manisa'nın hangi şartlarda yeniden ayağa kalktığını idrak etmemiz gerekiyor. Kurtuluş Savaşı'nda kahraman Türk ordusundan
kaçan işgalci Yunan kuvvetleri binlerce insanımızı vahşice katletmiş, şehrin tüm taşınmazlarını yakıp viran etmişlerdir. Cumhuriyetin ilanının ardından Anadolu'yu karış karış gezen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Ekim 1925'te ikinci kez Manisa'ya gelmiş, dönemin belediye başkanı Bahri Sarıtepe ve binlerce Manisalı tarafından coşku ve heyecanla Manisa garında karşılanmıştır. Büyük lider Manisa'da konaklayarak kent insanınızla kucaklaşmış, coşkulu kalabalığa hitap etmiş, Manisa insanına öğütlerde bulunmuştur. En büyük öğütlerinden biri de yakılıp yıkılan şehrin imar planlarının yeni baştan, sil baştan yapılması olmuştur. Başkan Ergün konuşmasında atalara duyulan saygıya dikkat çekerek geçmiş tarihin unutulmaması için ataların isimlerini yaşatmaya devam ettiklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tarihimize ışık tutmuş büyüklerimizin isimlerini yaşatmak, yeni nesle onları en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Güzelyurt Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz Kent Park ve Laleli Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezimize büyük önderimiz Atatürk'ün adını vermemiz bu örneklerden bir tanesi. Atamızın Manisa'ya gelişinde dönemin belediye başkanı olarak kendisini karşılayan Bahri Sarıtepe'nin adını da Şehzadeler ilçesinde bulunan gençlik merkezimize vermiştik. Atalarımıza ve tarihimize verdiğimiz önem bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Bu vesileyle ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'mızı onurlandırışının 93. yıl dönümünde aziz vatanımızı düşman işgalinden kurtaran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, rahmetle anıyorum. Başkan Ergün konuşmasına son vermeden önce yaşanan terör saldırısı sonrası şehit olan askerleri de unutmadı. Sözlerimi noktalamadan önce geçtiğimiz hafta hepimizin yüreklerine kor düşüren Batman'ın Gercüş ilçesindeki hain saldırıda şehit olan 8 askerimizi rahmetle anıyorum. Bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda Atatürk fotoğrafları, Atatürk kitapları ve eski Manisa fotoğrafları sergisinin açılışı yapıldı. Serginin kurdelesi Manisa Valisi Mustafa Akan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, askeri Erkan ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Ardından da sergi gezildi. Serginin ardından protokol üyeleri İsmet İnönü Kız Teknik Meslek Lisesi'nde düzenlenen Milli Mücadele'de Manisa ve Atatürk konulu konferansa katıldı. Ki Osmanlı yönetimindeki bu tutumda devletin başkentinin fiilen işgal ve tehdit altında olması oldukça etkili.